Selamun aleyküm. 4 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 4 Ağustos 1870. Kızıl Haç Derneği Birleşik Krallık'ta kuruldu. Uluslararası Kızıl Haç Hareketi, dini inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatını ve sağlığını korumayı, insan varoluşunun saygı göstermesini sağlamayı, insanların acı çekmesini önlemeyi ve acılarını dindirmeyi görev edinen uluslararası bir insani hareketti. Fakat özellikle Afrika ülkelerinde yardım faaliyeti adı altında misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü bilinen Kızıl Haç'ın güvenilirliği zedelenmiş ve tarafsız bir kuruluş olma vasfını yitirmiştir. Son dönemde ortaya çıkan bazı gerçekler, emperyalistlerin İslam dünyasını bölme üzerine kurulu bütün projelerini sivil toplum kuruluşu ve uluslararası yardım kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. 1958. Uluslararası para fonunun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. 1993. PKK'liler Mutki-Bitlis Yenidoğan arasında 8 minibüsü durdurarak 15 vatandaşı katlettiler. 2010. Şili'de bir bakır madeni çöktü. 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kaldı. Hayatta oldukları belirlenen madenciler yaklaşık 2 ay süren yaşatma ve kurtarma çalışmalarının ardından 13 Ekim'de yer altından sağ olarak çıkarıldılar. 2014. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 22 Temmuz'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamanın yol açtığı faciada 30 kişi hayatını kaybetti. 2020. Lübnan'ın kalbi Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut limanındaki patlamanın uygunsuz koşullarda saklanan 2750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı belirtildi. Patlamada yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Devasa mantar bulutunun yükseldiği patlamanın ardından ülke ekonomisinin can damarı olan Beyrut limanında ağır hasar oluştu. Patlama nedeniyle Beyrut'ta 2 hafta süreliğine OHAL ilan edildi. Beyrut valisi hasarın 3 ila 5 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.